Çimti'de herkese merhaba arkadaşlar. Her zaman gibi yine karşınızdayım. Bugün konumuz ne diye soracak olursanız arkadaşlar, insana yıldırım çarparsa ne olur arkadaşlar? Evet, bugün konumuz da bu. Hayati bir mesele olduğu için çok önemli bir konu arkadaşlar. Herkesin bilmesi gereken bir şeylerden bu arkadaşlar. Neyse, fazla uzatmadan biz bugün konumuza da başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, her yıl yaz aylarında genellikle oluşan fırtınalar, gök gürültüsünün şimşekleri ve aynı zamanda yıldırımları peşi peşinde beraberinde getiriyor arkadaşlar. Her yıl az da olsa yıldırım çarpmasından dolayı ölenler oluyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, mesela örnek vermek gerekirse işte İngiltere'de her yıl ortalama 3 kişiden biri yılda 3 kişi daha doğrusu yıldırım çarpmasından dolayı ölüyor arkadaşlar. İşte Amerika'da her yıl işte yıldırım çarpmasından ölen sayısı azalsa da arkadaşlar, her yıl en azından yine bir 30 civarında o ölen oluyor arkadaşlar. Bunun gibi şeyler yani. Peki arkadaşlar, bir de aynı zamanda yıldırımın vücudumuza ilerlemesi ve size çarpması sonucu arkadaşlar 3 milisaniye sürüyor. Sadece 3 milisaniye arkadaşlar. Şimdi peki yıldırım nasıl oluşur diye soracak olursanız arkadaşlar. Evet, bilim insanları tam bunun nedenini belirleyemese de sebebinin bulutun içindeki buz parçacıklarının birbirine çarpışması sonucu oluştuğunu söylüyor arkadaşlar. Buz parçacıklarının birbirine çarpışması bulutun içindeki negatif yükün haddinden fazla artmasına ve bulutun altında toplanmasına neden oluyor arkadaşlar. Negatif yük elektronların ve yerin altındaki negatif yükün tüm parçacıkları itebilecek güçte olmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu itme gücü işte yerin pozitif yüklü tanecikler oluşturmasına sebep oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir kimya bilgisi kullandık burada. Doğru, daha doğrusu ne kimyası? Fizik bilgisi kullandık burada arkadaşlar. Aynen. Tam bir fizik bilgisi. Biraz da kimya da var gerçi içinde. Onu da kullanmış olduk yani. Her neyse arkadaşlar. Peki kaç tür yıldırım çarpması var diye soracak olursanız arkadaşlar, tam 3 tür yıldırım çarpması var arkadaşlar. 3 tür yıldırım çarpması. Bunlar ne? Doğrudan çarpan yıldırım, yandan çarpan yıldırım ve topraktan geçerek çarpan yıldırım arkadaşlar. Peki doğrudan çarpan yıldırım ne? Doğrudan çarpan yıldırım arkadaşlar, insana isabet eden ve vücuttan geçerek toprağa ulaşan elektrik akımı arkadaşlar. Yandan çarpmada işte yıldırımın bir başka nesneye çarpıp arkadaşlar oradan zıplayarak insana çarpması olayla oluşan yıldırım türü arkadaşlar. Ve topraktan geçen yıldırım da arkadaşlar önce toprağa vuruyor arkadaşlar, sonra toprakta ilerlerken insana vücuduna ulaşan bir yıldırım türü arkadaşlar. Böyle yani, demem o ki sizlere arkadaşlar. Peki insana yıldırım çarptıktan sonra ne oluyor hayatı? Evet, en önemli kısımda nokta da burası zaten. İnsana bir insana yıldırım çarpınca hayatı ondan sonra nasıl ilerliyor, nasıl oluyor, ne şekiller alıyor onu göstereceğim arkadaşlar. İnsan, öncelikle arkadaşlar, şimdi bir insana yıldırım çarptıktan sonra insanın kişiliğinde değişimler sebep oluyor. İşte duygu durumunda dengesizliklere sebep oluyor arkadaşlar işte. Ondan sonra hafıza kayıplarına maruz kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kronik acılar ve Parkinson kas serimleri gibi şeyler yaşamanız da mümkün oluyor arkadaşlar. Bazı durumlarda işte yıldırım çarpması aynı zamanda süper yeteneklerin oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. Mesela ünlü bir yabancı nörolog doktor Brogard diye bir doktor var arkadaşlar. Bunun test edilen bir teorisinde, araştırmalarına göre arkadaşlar, yıldırım çarpmasının sebep olduğu hücre ölümü beyni bir kerecik bir taşkın uğratıyor arkadaşlar. Bu taşkının sebebi ise arkadaşlar ölü hücrenin sinir taşıyıcılarının serbest kalması arkadaşlar. Böylece nöronlar arkadaşlar tekrar bağlanıyor ve beynin kazadan önce ulaşılamaz noktalarının ulaşılmasını sağlıyor arkadaşlar, kısacası anlatmak gerekirse arkadaşlar. Şimdilik size diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Size önemli şeyleri söyledim, bahsettim. Umarım yıldırım çarparsan dikkat edersin. Aynı zamanda yıldırım yani fırtınalı havalarda, yıldırımlı havalarda yıldırım çarpması oluşan hava türlerinde arkadaşlar böyle sahillerde, kumsallardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü orada daha da çok çarpıyor, demem gerekirse arkadaşlar size. Genellikle kapalı yerlerde durmaya çalışın. Yıldırım olduğu zamanlarda kapalı bir alanlara, bölgelere durmaya çalışın arkadaşlar. Ağaçlardan falan da uzak durun arkadaşlar. Onların da çok etkisi oluyor, demem gerekirse arkadaşlar. İnsan sağlığı çok önemli. Evet arkadaşlar. Şimdilik bugünlük diyeceğim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.